2020'nin son gününde İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yer kazası meydana gelmişti. Jandarma genel komutanlığına ait Skorsky S-70 tipi genel maksat helikopteri inişini gerçekleştirdikten sonra havalimanında genel havacılık bölümünde yerde taksi yapıyordu. Bu sırada helikopter güvenlik kaydı görüntülerine göre kuyruk rotorunu ve ana rotorunu yan tarafta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Videoda da görüldüğü gibi etrafında kuyruğunu kaybetmesi nedeniyle dönmeye başlayan helikopter kısa süre içerisinde pilotlar tarafından durduruldu. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken helikopterde ağır hasar oluştu. Kazanın arkasından jandarma genel komutanlığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Türkiye'de havalimanlarında helikopterler iniş veya kalkışları öncesinde eğer tekerlek sistemine sahipse uçak gibi taksi yapmaları isteniyor. Belirli bir bölgeye geldikten sonra helikopterlerin kalkması için talimat hava trafik kontrolörleri tarafından veriliyor. Bu uygulama pilotlar tarafından pek sevilmiyor ancak kontrolörler bu uygulamanın Apron'da çeşitli alanlarda havacılıkta FOD olarak adlandırılan yabancı madde hasarı oluşturabileceği nedeniyle bu şekilde taksi yapmalarına helikopterlerin izin veriliyor. Kızak olarak adlandırılan skid sistemine sahip helikopterler ise yerden birkaç metre havalanıyor. Kalkış yapacakları bölgeye bu şekilde gittikten sonra e, pist üzerinden genellikle veya uygun alanlardan kalkışlarını gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı helikopter filosunun ana gücünü Skorsky imalatı S-70 Black Hawk helikopterleri oluşturuyor. Bu helikopterlerin ülkemizde aynı zamanda ilk kullanıcısı da Jandarma Genel Komutanlığı. Terörle mücadeleden arama kurtarmaya, gerektiğinde personel taşımaktan yük taşımaya kadar çok farklı görevler jandarmanın S-70 Black Hawk'ları tarafından gerçekleştiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığında ayrıca Rus yapımı Mi-17 helikopterleri de yer alıyor. Bir süredir de UH-1 serisinin AB-205 modelleri de jandarmada tekrar uçuşlara başlamış durumda. Jandarmada ayrıca T-129 atak helikopterleri de bulunuyor.